Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Jalopy oynayacağız. Jalopy bir hurda arabamız var. Leica model. Alıcıyız ve... Oyun sesi ne durumda bir bakmak istiyorum. Audio... İyi. Duyuyorsunuzdur beni tahminimce. Oyun hemen başlayalım bir yandan. Burada yapımcı oyunun erken erişimde ve hatta pre-alpha'da olduğunu ve çeşitli hatalarla karşılaşabileceğimizi söylüyor. Anlayışımız için teşekkür ediyor falan. İlk bakış diyeceğim ama yaklaşık bir 5 dakika kadar oynadım. Sonra oyun çöktü. Arkadaşım uyan! Uyan! Şimdi tekrar giriyorum o yüzden kayda. Sonunda uyandın. Yatakta biraz daha kaldığın zaman bütün günümüzü mahvedeceksin. Gel, sana göstermek istediğim önemli bir şey var. Kendisi dışarıda diyor. Ah, araba. Ne kadar şaşırdım. Gece miydi ben ilk oynadığımda ya? Geceydi galiba. Kendisine İhsan amca diyeceğim. Çok İhsan tipi var. Oyun bağımsız bir yapım bu arada. Şu hurdayı tamir edip bununla yola koyulacağız. 601 Deluxe Leica. Bir mühendislik harikası olduğunu söylüyor. Sıfırdan 60 km'ye 22,5 saniyede çıkıyormuş. Tabii ki bunu çalıştırabilirsek, ama merak etme, her şeyimiz hazır. İşte motoru, tekerleri ve kapıları taktıktan sonra bir de temizlersek her şey güzel olacak. Hadi başlayalım. Önce yedek kapıyı takalım. Şu arkanda duran araba mezarlığından diyor. Tamam. Eğer bakarsan orada görürsün falan filan. Şu şekilde zoom var. Şu aşama tabii ki birazcık tutorial. O yüzden ben de elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışacağım ki ikinci oynayışım tutorial'ı. Oyunun kendisini oynayamadım henüz. İşe yaradı. Şimdi motoru takmamız gerekiyor ve tamir etmemiz gerekiyor. Bunun da burada kolu varmış. Amcam çok konuşuyor ama. Tamam. Gördüğün gibi motora ihtiyacı var diyor. Yedek parçalarımız garajda var. Git onları topla. Dedi ve... Hoppa! Motor burada. Hava filtresi burada. Bir de ne alayım? Tamam. Hala aynı şeyleri söylüyorsun bana. Motor bloğu. Bu arabanın çalışmasını sağlayacak. Arabanın hızlanmasını ve işte hareket etmesini sağlar. Yani motor ne işe yararsa onu sağlıyor. O yüzden bunu hemen takalım. Hava filtresi çok önemli bir parça değildir. O olmadan da araba çalışır ama diyor. Motorun yükünü azaltacağı için onun olması tabii ki daha iyi bir şey. Bunu buraya takıyoruz. Ve elimde karbüratör var. Bu da yakıtın miktarını ayarlıyor. İşte karbüratör sayesinde kilometre başına yakacağın yakıt miktarı azalacaktır. Tabi bakımlı bir karbüratörle. Daha uzağa, daha ucuza gidebilirsin diyor kendileri. Bunu taktıktan sonra geri kalan parçaları almaya gidiyoruz. Akü var burada. Yakıt deposu var. Marş motoru var. Marş dinamosu. Bunları da aldım. Akü elektrik sağlar. Hadi ya. Aynı zamanda ışıkları, radyoyu ve marş dinamosunu da çalıştırmaya yarar. Eğer araban çalışmazsa ilk bakman gereken şey aküdür. Teşekkür ederim. Yakıt tankı. Tabii ki içine yakıt koyarsın. İki zamanlı bir motor olduğu için diyor. Hem yağ hem yakıtı birleştirmen performansı arttıracaktır. Ama eğer fazla yakıt koyarsan, yakıt diyorum, fazla yağ karıştırırsan yakıta, bu sefer performansa düşüş yaşarsın diyor. Yakıt tankını her zaman bakımlı tut. Eğer başına bir şey gelirse bütün yakıtı akıtmaya başlar. Dedi. Ve şu an elinde tuttuğum küçük şey marş dinamosu. Bu da arabanın çalıştırılmasını sağlayacak. İlk ateşleme için gerekli elektriği motora iletiyor.
Eğer kötü bir kondisyonda olursa motorunu çalıştıramazsın dedi. Bunu buraya taktık. Geriye bir tek şey kaldı. Ne kaldı? Şu su tankı. Su tankı da aracın camlarını falan silmemize yarıyor. Yani cam suyunu koyduğumuz şey. Türkçe'de öyle geçer. Eğer diyor kötü durumda olursa suyu sızdırır ve sen önünü göremezsin ve kirli bir camla önünü görmeden devam edersin. Şimdi yakıtı doldurmamızı istiyor. Petrol, yakıt ve suyu getir dedi bana. Hemen benzin aldık, yağ aldık, suyu aldık. Güzel. Bu bir teneke. Yakıt. Benzin koyalım buraya. Diyor ki basılı tutarsan daha rahat koyarsın. Adamın konuşmalarından dolayı basılı tutamıyorum zaten. Araya girip girip duruyor. Bunu da işin bittiyse bunu kenara atabilirsin. Yağ ekle. Aynı şeyleri tekrar ediyor. Performansı arttırır. Tamam, bunda da işim bitti. Miktar yağ koydum. Buraya da suyumuzu ekleyelim. Tamam, şimdi tekerleri takmanın vakti geldi. Tekerler burada. Krikomuzu alalım. Adam oradan doğru konuşuyor. Bakın nereden konuşuyor. Gördüğün gibi tekerleri olmadan pek bir yere gidemez araç. Garajdan Kriko'yu al. Ben nereye gittim amca? İhsan amca. Bu arada amcanın ceketini görüyorsunuz. Ceketin olduğu yeri transparan bırakmışlar ve arkadaki kaplama aslında onun ceketini sağlıyor. İlginç bir detay. Bunu aldığında oyun çöktüydü. Bakalım. Bu sefer çökmedi. Güzel. Bu nedir? Cüzdan var burada sanki. Buradan sipariş falan mı veriyoruz? Tamam. Şu an sipariş vermeye gerek yok. Cancel diyorum. Order cancel. Hiçbir olmuyor. Escape. Tamam, bu işe yaradı. Her neyse ben Kriko'yu bir alayım. Shift'e basınca çömelip yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Ben onu hep unutup koşmak için Shift'e basıyorum. Tamam, bunu da taktık. Yani işin birazcık şey olduğu için bu tutorial aşaması çok fazla detaya girmiyorum. Girmek istemiyorum. Söylediği şeylerle ilgili. Diyor ki krikoyları bunları kaldır. Lastikleri buraya tak. Buraya takayım önce. Tamam. Bunu da buraya tak. Krikonun üzerindeki şu çubuk sayesinde de lastikleri yerlerine monte edebiliyoruz. Tamam, şimdi bunu tekrar indirebiliriz. Şunu önce koyayım yerine. Tamam. Diğer taraftaki tekerleri halletmemiz gerekiyor. Aynı şeyleri tekrar ediyor şu an bana, sağ olsun. Yerine takalım. Şu iki tane daha şeyimiz var. Tekerleğimiz var. Lastiğimiz var. Bunları da yerine takalım. Her teker için aynı şeyleri tekrar etmesi adamın birazcık insanı canından bezdirse de o da yardımcı olmaya çalışıyor. Ne yapsın çocukcağız, adamcağız, amcacağız. Ne haber? Tamam, şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım diyor. Ben arabada olacağım. Eğer istiyorsan işte yanına garajdan yedek bir şeyler alabilirsin. Yolda başına ne geleceğini hiçbir zaman bilemezsin diyor. Haklı. Bu konuda adama hak veriyorum. Amcacığım, şu krikoyu alsaydın da öyle otursaydın. Ne meraklıymışsın ya. Tamam. Şimdi buraya bunları bir yerleştirelim. Alet çantası lazım olur illaki. Bunu da alıyorum. Hepsinin yeri belli aslında, o yüzden siz ne yaparsanız yapın. Ben şunları da alacağım bu arada yanıma. Almak istiyorum yani.
Ve koydurtmaya. O doğru yerleri yerleştiriyor. İyi bir şey yani, uğraştırmıyor sizi. 1 ve 2. İlginç. Şunları kapatalım. Kapağını kapatamıyor muyum? Açık kaldı burası. Neyse. Şunu alıp arabayı biraz temizlesem mi? Yola çıkmadan. Araba aslında çok kirli durumda değil ama. Şöyle koyalım. Cam silmeye falan yarıyor herhalde. Değil mi? Hafiften bir hareket etti ama. Nedir bilmiyorum arkadaki kapının oradaki şey. Her neyse, araba temiz herhalde, o yüzden olmuyor şu an için. Yerine koyalım. Bunu da yanıma alacağım. Olur da bir sıkıntı yaşarsak. Hallederiz. Hadi bakalım. Başlamadan önce parçalarla haşır neşir olmasın diyor ve bana bir kitapçık veriyor. Ne denir ona? Broşür, rehber, kullanım kılavuzu. Heh. Arabayı çalıştırmak için gerekli şeyleri gösteriyor. Burada işte motor kurulumu ile ilgili detaylar, işte kargo ile ilgili, taşıma ile ilgili şeyler falan filan varmış. Sayfayı buradan çevirebilirsin dedi. Peki. Buna daha sonra bakabilirsin, bakabiliriz. Sadece şimdi ilerle ve bunu köşeye bırak dedi. Takıldığımız zaman belli ki bunu şey yapacağız. Şimdi bir haritaya ihtiyacım var diyor. Ben yine yanlışlıkla bunu aldım. Koyalım. Heh. Haritayı alayım. Bu her zaman önemlidir. İlerleyeceğin zaman rotanı belirlemelisin. Yönlerin arasındaki çengeller arasında. Gördüğün gibi ilk gitmeniz gereken yer CSFR sınırı Dresden yakındaki diyor. Nereden görüyoruz? Bu mu gitmemiz gereken yer? Herhalde. Bilmiyorum. Heh. Berlin'den Dresden'e gidiyoruz. 3 tane farklı rota var. Potansiyel rotaları ben senin için işaretledim. Hava durumunu vesaireyi bilip ona göre hareket etmek gerekiyor. Ve yol üzerinde duraklayacağımız yerler. Bunlardan bir tanesini seç diyor. Üstlerinde de hava durumları da var. 210 km, 310 km, 350 km. Hava açık, yağmurlu, güneşli. Yağmurlu havada gidersek araba kirlenmez. Ama yerler kayar. Önce kısa yoldan başlayalım ya. Bir şey dedi ama anlamadım. Bir yer seçtikten sonra artık yola çıkabiliriz. Araba, daha önce söylediğim gibi sağ üst köşeden sayfaları değiştirebilirsin diyor. Buna daha sonradan bakabilirsin. Şimdilik yerine koy. Ve sonunda anahtarlar diyor. Kapıyı da kapatalım tabi. Şu anahtarları verir misin? Heh. İniyor musun sen? Gelmeyecek misin benimle? Gelme zaten. Camımızı açalım. Süper. Şimdi el frenini indir. Aynamızın çalışmaması kötü tabii ama. Acaba aynaları silmek mi gerekiyordu bilmiyorum. Evet, Dresden'e gideceğiz zaten. Berlin'den Dresden'e gitmemiz gerekiyordu. Sonunda yola çıkabildik. Sonunda. Arabadan ilginç sesler çıkıyor.
Farkındayım. Hadi yaşadım. Çok bağırmasın. Şu tünellerdeki havalandırmalar. İlk tünele girdiğimde, daha doğrusu bunları ilk gördüğümde ne olduklarını hep merak ediyordum. Egzoz dumanını tünelin dışına atmak için insanlar içeride zehirlenmesin diye böyle bir sistem varmış. İçeride hava sirkülasyonunu sağlıyor. Hadi ben araba oyunlarını pek beceremem. Yani araba kullanmak da klavye mouse'da çok iyi değilimdir. Bakalım neler yaşayacağız. Sinyal verebilir miyim? Bilemedim. Bu arada... Tek radyom var. Galiba. Neyse, telif yemeyelim, kapatalım. Ben şu an neredeyim? Burası bakmak için pek uygun değil. Düzgün bir yere çekip bakacağım. Muhtemelen bu taraftandır diye tahmin ediyorum ama... Az düzgün bir yer de yok çekebileceğim. Bu yol zaten gidiyor dümdüz. Hadi bakalım gidelim. Yanlış yoldan gidersem ne olur acaba? Onu da pek bilmiyorum. Oyun grafikleri hani çok şey değil tabi. Düşük poligonlu grafikler ama renk paleti falan benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ben mutluyum. Kornamız var mı? Varsa da tuşunu bulamadım henüz. İleride bakarız onlara. Şöyle durup bakacağım ben ya. Dörtlerimizi yakalım. Boşuna benzin yakmayalım. Evet. Doğru yolda mıyım acaba? Buradan mı bakıyoruz? Nereden bakıyoruz? İstatistikler var burada. Haritayı çok detaylı göremiyor muyuz yoksa ben çok ilerlemedim mi? Her neyse. Koyalım yerine. Yo, ben takip edeceğim artık. Hadi bakalım. Belki manuelim biraz garip koymuş ama. Onunla ilgileniriz bir ara. Aynayı falan ayarlayabiliyoruz ama dediğim gibi aynayı göremiyoruz. Arabanın her parçasıyla oynayabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Hoş. Güzel. Bakalım yolda başımıza bir şeyler gelecek mi? Arabaya pek hasar vermememiz gerekiyor haliyle. Paramız var bildiğim kadarıyla, cüzdanımız falan var. Alışveriş yapabiliyoruz durduğumuz benzincilerde falan. Arabamızı boyayabiliyoruz. Arabaya getirilebilen şeyler var hani öyle upgrade özellikleri falan. Saat çalışıyor mu? Neredeyse 90 km ile gidiyorum. Güzel. 200 küsür km ile 3 saate, 3,5 saate falan oradayım o zaman. Gerçi yol üzerinde duraklayacağım bir yer yok seçtiğim yol itibariyle. Dümdüz Dresden'e gideceğiz. Bana mı konuşuluyor? Arkamda kimse yok. Aynalar gerçekten çalışmıyor mu acaba ya? Bir kaza mı yaptı arkada? Oo. Araçtan dumanlar çıkmaya başladı benim. Kendisiyle ilgilenmem gerekiyor.
Aa, belli hızla gidebiliyoruz. İlla... Ha, değilmiş, tamam. Şuna bir bakmak istiyorum ama haritaya... Harita, kapı değil harita. Galiba arabayı durdurmadan baktırmıyor ona, peki. O da mantıklı zaten de. Bir yere kadar. Şuraya bir duralım. Araçta bir sıkıntı var çünkü. Bakayım gelmiş miyim? Neredeyim? Arkadaş hiçbir şekilde göstermiyor bana nerede olduğumu. Umarım doğru yolda ilerliyorumdur ama. Her neyse, ben bir motora bakacağım. Evet, açalım. Aynen. Birazcık hararet yapmış motor. Bunu nasıl tamir edebilirim? Arkada bir tane benim tamir çantam vardı mesela. Neredeydi o? Buradaydı. Bununla yapabiliyor muyuz o işi? Yapabiliyoruz. Hava filtresini de yapalım. Ve motorun kendisine de. Güzel, tertemiz oldu. Ha, tamir çantam mı gitti benim? Hayda. 3 kullanımda gidiyor demek ki. Bunu da öğrenmiş olduk. Buralarda girebileceğim bir yer var mı? Merhaba. Bugün burada mı kalacaksın diyor. Burası otel mi? Otele mi geldim ben? Anlaşılan öyle. Odası 20 şeymiş. Euro diyelim. Yani kalmak istemiyorum. Arabam var benim. Çok ihtiyacım yok. Lupser. Birinin evi olsa gerek. Buraya giremiyoruz. Hafiften de bir sis bastı. Her neyse arkadaşlar, ben bölümü burada sonlandırayım. İlk bakış videosu için hayli fazla uzun oldu diye düşünüyorum. Zannetmiyorum isteyeceğinizi ama hani seri olmasını isterseniz yorumlarda her zaman olduğu gibi belirtebilirsiniz. Ben bu oyunu oynayacağım. Hani izlemek isteyenler varsa bir bakalım ilgiye göre. Aya döndüğüm zaman ayı göremiyorum. Şöyle yapayım, benden dolayı göremiyorsunuzdur. Bakın, ay var burada. Artık yok. Var, yok gibi. Ha, otelde yazıyormuş, tamam. Motel. Otelde değil. Gece oldu. Gece de aslında ilerlenebilir. Motoru da tamir ettik. Gerekirse ben arabada da uyurum yani. Ya yanlışlıkla bastım. Koy geri yerine. Tamam. Camı kapayalım. Hava soğudu. Silecekler. Işık. Bölümü sonlandırmadan önce şöyle bir karanlıkta da oyunun nasıl göründüğünü merak edip size de göstermek istiyorum. Yani merak ediyorum ve size göstermek istiyorum. Oho. Yerlere çarptım, direklere falan galiba. Aynen, yol bu şekilde devam ediyor. Buralarda illaki satış yapılabilecek bir yerler vardır. Aa, CSF ile buraya gelecektim zaten. Gelmişim, tamam. Doğru yerdeyim o zaman. Bir saniye, gelmişken bir burayı da gösterelim. Merhaba. Ha. Şu anda sınır kapalıymış. Lütfen geri dön ve yarın bir daha gel diyor. Geceleri geçiş yok. Anlaşıldı. Peki o zaman. Burada ben bölümü noktalıyorum arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.